efendim. Kocaman alkışlar Taner'e gelsin. Şimdi böyle konuk aldım arkasından dedikodu yapmak gibi olmasın. Hocam yani little little into the middle. Burada çiğ köfte bulur muyuz? İşte Amerika'dayız ama. Bir taş attım pencereye. Kalıp şu, eğer illa kalıpsa yüklemin İngilizcesi. Sen biz yakışıklı değil miyiz? Göreceli bir şey be. İşte benim böyle gönlümü almaya çalışan kızlar gibi konuşuyorsun. Ya benim tipim değilsin ya. Yani. Go gibi, eat gibi, have gibi, have gibi. Efkarım bir iki sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kadere. Programı ben açayım dedim ilk müzikle. Nasılsınız? Herkes iyi mi? Gayet bomba gibi görünüyorsunuz yukarıda. Aslında Özge ile birlikte söylüyoruz bu şarkıyı ama maalesef o yok. O yüzden tek söyleyeceğim ama büyük ihtimalle bildiğiniz bir şarkı. Taner'le mi söyleseydim? Göz göze bakıp değil mi? Ortaya bir mikrofon. Taner ne diyorsun bu işe? Ne söyleriz biz ona daha programımızın nasılsa. Bir bakalım şöyle be. Bu şarkı bize balayındayken geldi aslında. Bir arkadaşımız attı bize ve dedik ki hadi böyle bir şey çekelim. Özge'nin iki tiyatro oyunu arasında bir tane mikrofon koyduk. İki tane böyle beyaz tişört giydik ve çektik şarkıyı. Bir baktık şarkı milyonlardan milyonlara gitti. Şarkı yaklaşık 26 tane ödül aldı. En çok çalan düğün şarkısı oldu. İnsanların o kadar güzel anılarına ortak oldu ki bu şarkı. Senle beni size bir çalayım şimdi. Senle ben nelere direndik sevgilim. Ağlatıldık, çok yerildik, az yenildik. Sen bilirsin, durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yer aldık, hep sarıldık, hep direndik. Çok sayendik, çok şükür biz hiç yalnız değildik. Bu sefer bilemezsin, yanabiliriz, gülebiliriz. Çok acı çekebiliriz, kendimizi bulabiliriz. Şimdi sana bir düzen, bana bir düzen. Bize bir düzen, bize bir masal lazım. Tenimi bilen, sesimi duyan. Bana bir ömür, yeni bir sen olsun. Olabilir her şey, ya da durabilir her şey. Bizi bizeden ya da bir üzen, bize uyar her şey, hallederiz biz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Efendim kocaman alkışlar Taner'e gelsin. Ne haber abi? Nasılsın? Hoş bulduk abi. Ya çok uzunsun. Yok be. Diyene bak sanki diyen de bir 50. Çok güzel ya. Duygulanarak orada dinledim şarkıyı. Böyle kendi evladım söylüyormuş gibi düşün. Yani Tolga söylüyormuş gibi düşün yani. Öyle hissettim. Evet. Hiç İngilizce bilmeyenleri İngilizce konuşturan, bilenlerin İngilizcesini unutturan For Example'a hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Tabii şarkı mükemmel bir şarkı. Eyvallah. Sevdiniz değil mi şarkıyı? Biliyorsunuz zaten. Evet. Yani şimdi sana bir düzen, bana bir düzen lazım diyor ya. Ben de diyorum ki abi gerek yok bizde var. Yani şarkıyı ne zaman dinlesem yok ya o kadar gerek yok bize lazım değil diyorum. Orasında böyle hafif bir duygum dağılıyor. Ama sonra onun, tekrar toparlanıyor. Sonra tekrar çok güzel sözler. Sözleri yazan... Bade. O söz yazarı mı? Söz yazarı. Mesela o da güzel yazmış. Evet. Başka sözler de yazan birisi mi tek bu şarkıyı mı yazmış? Yok yok. Bayağı Demet Akalın'a, Emre Altuğ'a falan bayağı şarkı yani, şarkı. Sözler de güzel.
Ama sizin bunu böyle doğaçlama bir şekilde bir araya getirip okumanız kaç yıl oldu? 3 yıl oldu mu bu oldu. Şarkı? Aynen abi. 3 yıl oldu. En çok dinlenen şarkılardan bir tanesi. Hala şey mesajlar alıyoruz böyle. Ya biz bu şarkıda öyle bir anlarımız var ki mutlaka ilk işte yürüyüş şarkımız olacak. İlk dans şarkımız olacak falan diye hala yazıyorlar. Sinan artık yani böyle az görüşüp çok sevdiğin insanlar olur ya. Eyvallah. O da onlardan bir tanesi benim Eyvallah. İçin. Çok sağ ol. Sen talk show yaptın mı daha önce? Talk show yapmadım, çok konuk oldum. Konuk oldun ama böyle hiç daha önce bir program yapmadın. Ama anlıyorsun beni. Yani aslında şöyle, biz yaptığımız müzik programlarında zaten insanlarla sürekli etkileşim halinde olduğumuz için bir nevi aslında biz de bir program program yapmak aslında o. Karşılıklı biriyle diyalogda olmak sen yani. Sen mükemmelsin. Bak, ben biliyorum ki sen Türkiye'nin en ünlü sanatçısı ol, yine böyle olacaksın. Eyvallah. Ama öyle zor insanlarla karşılaşıyoruz. Şimdi böyle konuk aldım, arkasından dedikodu yapmak gibi olmasın. Bunu böyle gitarı yere koymak böyle ayıp bir şey değil, değil mi? Başkaları ellediği ve kurcaladığı zaman biraz gıcık oluyoruz. Ama müzisyenler gitarı yere... Ama onun dışında ya yere de koyamaz. Sabit duracaksa bir sıkıntı yok yani. Tekme atmayacaksın diyorsun. Şurada bir sürü insan var. Bak Tolga şu an bekliyor yani büyük bir hevesle. Tolga sen gitar çalıyorum dedin değil mi? Hayır. Pardon Tolga, siz gitar çalıyorsunuz? Tolga'ya bakar mısın? Tolga'nın eline çalar gitar versen. Çalar mısın? Söyleriz belki yani. Süper. Allah aşkına gelsene. Bir gitar vereceğim bak. Bir anda karizmatik olacak bütün kızların gözünde bak. Gel abi. Hepsinin ağzının suyu akacak. Tolga'ya gitar verir misin? Ben dokunmayayım, kırmayayım. Aşk olsun ya, olur mu öyle şey? Selam abi, ne haber? Eyvallah. Tolga bir tutsana şunu. Öyle ayakta tutamazsın abi, otur ya. İspanyol tarzı tutsun. Bak ama, İspanyol tarzı değil, şöyle bacak arasına alıyorsun abi bak, şu an. Bak bir anda değişecek. Şimdi bak şöyle. Bir dakika. Tolga'ya bir gitarsız bak abi. Bir dakika, gitarsız bak. Tolga sen mikrofonu nereye koyuyorsun? Oradan düşüyor abi. Bak gitarsız bakın abi. Nasıl bir yeteneğin var gitarsızken? Bayağı düz Tolga. Düz. Bak şimdi gitarı ver. Bak kızlar bir anda ooo falan. Bak bakışı değişti. Ya, bu arada şu an lağ akoru basıyor. Ya. Bir dakika lisede falan. Hatırladım. Abi ben sana hemen bir şarkı. Uyuyorum. Günler çabuk. Sen başlayınca o yine şeye bıraktı. Oldu. Bayağı bir 25. Ne kadar? Bayağı önce. Ne yaptın? Niye bıraktın? O beni bıraktı falan demiş. Valla. Sonra çalmıyor. Ama bak hatırlıyorsun bir şeyler. Evet, hatırlıyorum. Yani 60 tane falan parça çalıyor. Oo, Atalay'a güzel. Bir şey çalmak ister misin? Çalmasan da olur biliyor musun? Bak şunu al yanına, gez Beşiktaş'ta. Tabii. Zaten bu iş olur. Tolga teşekkür ederim. Güzel. Gelmek istersen arasa gel. Gel abi. Yani burası boş. Her zaman bak bu taraf bir tanesi senin hep. İngilizcen nasıl? Yok. Benim şöyle bir durumum oldu. Ben bir sene İngilizce gördüm sadece. Evet. Ankara'da düz bir lisede. Ama zaten oradaki İngilizce'de ne kadar İngilizce görüyorsun? Zaten ben Ankara'nın en fırlama ve en belalı lisesinden mezunum. Sen de Ankaralısın. Ankaralıyım. Şaşırtmıyor. Doğmam gibi Ankara. Aramızda Ankaralı kimler var? Hemen bakıyorum. Hiç kimse yok mu ya? Hadi canım. Büyük kayıp. Türkiye'nin başkenti arkadaşlar. Belki doğduğumuz zaman haberiniz yok. Özge de Ankaralı bu arada. Sen tek başına mı geldin? Ya tek gelen insanlara bayılıyorum Sinan, lafını unutma. Tek geldin ya. Ne düşünerek geldin? İngilizceyi falan. Bana çok entelektüel geliyor tek bir yere gitmek ve acayip cool geliyor. Ben de yıllardır bir yerlere tek gitmeye çalışıp... Vallahi ben de tek geldim. Yıllardır her yere tek gitmeye çalıştığım yerler olmuştur. Ve tek gidince çok cool göründüğümü zannederim. Ama çok kötü görünüyorum muhtemelen. Sinan biz yakışıklı değil miyiz? Göreceli bir şey be. Sinan öyle şey gibi kızlar gibi konuşma. Yani yakışıklı göreceli değilsin şey ama abi. Sempatiksin. İşte benim böyle gönlüm almaya çalışan kızlar gibi konuşuyorsun. Ya benim tipim değilsin yani. Sen peki yakışıklı olarak biliniyor musun? Bilemem. Bir modellik yarışması geçmişliğim var. Aa bir dakika. Sen O Ses Türkiye'ye mi katıldın? Evet çok önce. Yani hatta ben hatırlıyorum sen kadınımı mı söylüyordun? Aynen. Zor bir şarkı seçmiş. Ben seçmedim ya, şey seçti. Vallahi zor şarkı çünkü çok pes ya abi, bak şöyle bir şarkı. Genellikle. Ama kadınım... Söyleteceğim mi, ne yapacaksın, söyleyeyim mi? Kadınım zor şarkı ya. Say hey. Açık sen... Say hey. Böyle say şey hey, hey. Biraz böyle... Kadınım... Say hey hey. Say hey hey. Sen... Oh. Orasını biliyorsun sadece. Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde.
sen diye bir şarkı. Ya şimdi bence mevzu şurada yanlıştı. Tanju Okan sonuçta yaşını başını almış. Bu şarkıyı söyleyemiş. Ben kadınım desem o zaman ne zaten? Bayağı 10 yıl önceki halim yani. Kim takar benim dediğim kadınımı yani. Anladın mı? Ya bir tane... O zamanlar böyle daha şey söylemem lazım. Daha böyle çıkışlı mıkışlı bir şarkı söylemem Yıllar önceki hepsi vardı bir tane, tamam mı? Birisi işte merhaba yazmış Nilüfer Belediyesi'ne. Diyor ki erkeğim. O da diyor ki kadınım. Abi Türkçe çok garip ya. Evet Türkçe garip. Abi çay koysana diyorsun. Öbürü diyor ki ben bak, bir daha bir de çay dememe. Mi var? Çay dememe ne gerek bir de var diyor. Dökeyim mi var? Dökeyim mi? Ya dökeyim mi? En azından yanlış değil mi? Öyle bir şey vardı galiba. Dökeyim mi? Evet. Çay dökeyim mi? Neyi dökeceğim falan olmuştum ben böyle. Dökeyim mi? Ama bizde nesne kullan... Çay koymakmış o dökeyim mi? Evet ama kullanmıyoruz. Nesne dediğimiz bir şey var. Evet. Hani nesne, belirtili nesnesi var, belirtisizi var falan. Değil. Benim İngilizce olayım çok acayip. Ben yani hani çok bela bir lisede zaten okuduğum için zor bela bitirdim. Yani o zamanlar normalde 3 yıldı lise. Evet. Aa evet düz lise. Düz lise. Ben 4,5 yılda bitirdim abi. Öyle bir liseydi yani. Öyle bir öğrenciydim bir de yani düşün. Sanatçı mıydın? Belli miydi sanatçı olacağın? O zamanlar milli sporcuydum. 2 tane branşım vardı. Aa bir dakika. Sinan'ın bir branşı var. Bir değil iki. Voleybol mu? Voleybol ve boks. İkisinden de milli oldum. İkisinde de evet. Türkiye'yi temsil ettin. Evet aynen. Özge'yi neyle tavladın? Hangi şeyinle, neyinle tavladın acaba? Allah, aslında şöyle oldu. Bir event'e gittik hep beraber. Ben o zamanlar spor hocası olarak gittim oraya. Ve bayağı da iri yarıydım böyle. Yani bayağı iri yarıydım. 124 kilo falan civarlar ama... Kemik, bayağı kas. Yani göstereyim fotoğrafı inanamazsın. Özge'yle tanışmak istedim zaten o zamanlar beğeniyorum. Yani çok uzun zamandır beğeniyorum ama böyle bir hani... Tanışayım falan oldum. Gittim. Öyle bir tepki verdi ki hani öğle yemeğini de benim yiyecek acaba? Niye benimle tanışıyor falan oldu yani. Hani, o sene hiçbir şey olmadı. O sene bayağı ayrı. Şey bir sene hiçbir şey olmadı mı? Bir sene boyunca bir onu baktım. En yakın arkadaşı kim? Müzik zevkleri ne? Nerede geziyor? Ne yapıyor? İşte kimleri tavlasam oraya daha yakından ulaşırım falan filan. Bir sonraki sene, şimdi Taner de bilir, bizim dergi eventlerinde ya da bazı eventlerde her sene başka bir sanatçıyı çağırırlar ki o çevresine işte çeksin etsin, paylaşsın. Hmm. Oranın çevresinden yararlansın diye dergi eventlerinde farklı farklı kişiler çağırırlar her sene. O sene ikinci kez benim ilk çıkardığım single çıkacağı için beni o derginin kapağı yaptılar. Kapağı yaptılar. Evet ve ben 20 kilo verip o sene aynı zamanda Men's Health dergisinde kapağı olmuştum. O kapakta 17 ülkeye basılmıştı. İşte o benim spor hocalığını bırakıp artık müziğe geçtiğim seneydi. Şöyle oldu. O evente giden bir uçak var. Hmm. Uçak işte 250 kişi. Bütün koltuklarda benim fotoğrafım var. İnanmıyorum. Aynen. Ve tabii ben Özge'nin en yakın arkadaşları kim? Hani muhabbet edeceğim her şeyi de önceden planladım aslında. Sonra event'e giderken baktım tesadüfi olarak Özge de gidiyor. O uçakta. Evet abi. Ve geçen seneden giden tek kadın sanatçı o. Geçen seneden giden tek erkek işte benim. Abi. Organizasyonu ayarlayan kızlara dedim ki ya yanımda oturacağım ya gelmeyeceğim dedim. Ha sen takmıştın zaten Özge'yi. Ondan sonra da tanıştınız. Çorap söküğü gibi geldi hocam. Sonra evlendiniz falan. Vallahi biz Özge'yle işte o eventte Cuma günü tanıştık. 22 Şubat 2017. Salı günü 25 Şubat 2017'de başladık ve bugüne kadar bir gün bile ayrı kalmadık. Atalay sen ne yapıyorsun? Böyle bir şeyler yapıyorsun kendi kendine. Eyvallah. Kendini mi düşündün sen? Nasıl tahammül ediyor acaba benim öğrencim sana? Ne yapıyor acaba? Evde bütün gün maç izliyor. Elinde kumanda. Memnun musun Atalay'dan? Memnunum. Anlattırmayacağım. Anlattım. Söylerken bile yeri bakıyorum. Ama maç konusunda memnun değilim. Evli insanların birbirine böyle bayılmasına hayret ediyorum gerçekten. Tolga ya öyle değil mi ya? Kim var başka evli aramızda? Sen? Kimle geldin? Eşin nerede? Ne yapıyor Amerika'da eşin? Hocam nişanlıyız aslında. Orada yaşıyor eşim. Sen buradasın. Evet. Gideceksin mi? Ben işim dolayısıyla vizemi bekliyorum. İngilizcen nasıl? Orta hocam ama sizden öğreneceğiz. Gel o zaman gel tam sahneyi alalım. Evet gel. Gel abi İngilizce şarkı söylüyor. Bir kişi seçer misin bana şöyle bakarak abi, ufuklara? Bir şey diyeceğim. Sürekli erkekleri çağırdım. Bir tane kadın çağıralım abi buraya abi, yani. Özellikle genç kadınların komik olmamak gibi bir çabası var. Yani komik olmak istemiyorlar. Yo niye abi? Kendilerini böyle biraz kasıyorlar ama sen çağır olur. Şöyle hiç bize bakmayan, hiçbir ilgilenmeyen birilerini mi çağırsak? Şu an ben birine bakıyorum. Yıllardır sanat camiasındasın yani. Bulursun. Bulurum, bulurum. En arkada bak bir tane hafif gel biri var. Bak hafif gel şu arkadaş bak. Biraz parlıyor. En sağdaki. Evet. Tamam. Şu en sağdaki arkadaş çağır. Alabilir miyiz lütfen? Başı tamam sen hemen yanındaki arkadaşı yolla. O da uyar. O da uyar. O da uyar. İsmin ne? Ebrar.
Ebrar erkek ismi var mı? Evet. Ne demek Ebrar? İyi kul. Niye özetleyebilirim? Kulun kızı erkeği olmaz. Evet, senin adın neydi? Tahsin hocam. Tahsin ve Ebrar. Evet, diyelim ki oteldeyiz, tamam mı? Hadi bakalım. Tahsin'le Ebrar. Oteldesiniz, uyandınız. Resepsiyondan fitil isteyeceksiniz. Konuyu oraya getirmenizi istiyorum. Sen de resepsiyonistsin. Resepsiyonist olacak kadar İngilizcen var mı? Çok şükür. Evet, olmazsa İrfan söylesin, sen tekrar edersin. Resepsiyonist. Evet, uyanın ve konuyu fitile getirin. Bütün Türkiye de böyle uyanıyor. Good morning. Oh. Tahsin, sen de uyan aynı anda. Uyanayım hocam. Şu ayağını çek Ebrar ya. Bizi bu uyutmadın ya ayağını. Kanka yatak çok küçük ya. Ya bırak. Tamam, bize fitil lazım Ebrar. Kanka emin misin? Sana lazım Ebrar, kusura bakma şimdi yani. Kanka. Hocam, fitil ne için lazım onu da... Abi bir... bence siz dün maç için bir yerlere gittiniz, yediniz, içtiniz falan filan hastalandınız bir... Fitil atacaksınız. Fitil o işe mi yarıyor? Atsınlar, rahatlasınlar işte bir. Fitil o işe mi yarıyor? Abi fitil atınca işte... Aynısını yaptı. Neydi adın? Sabiha. Sabiha böyle yaptı. E o işe. Yani diğerleri de var ama ona da olur olur dedi. Bebek değil bunlar ya. Ateş düşürmek için fitil mi kaldı büyüklere? Kabızlık içinde kullanılıyor. Bak, kabızlık ama hocam. İçinde kullanılır fitil. Kabızlık içinde kullanılıyor. Mesela çıkamıyorsun tuvalete. Hiç kullandın mı Ebrar? Gitti. Sen? Hiç hayatımda kullanmadım. Küçükken kullandım yani. Küçükken kullandın. Ateş düşürücüsünü mü? Kabız için olanı mı? Çok elit sohbetler şu an. Ne iş yapıyorsun sormadım Ebru. Ben inşaat mühendisiyim, kurumsal mühendis. Mühendissin. İnşaat mühendisi. Evet, bir firmada saha mühendisi olarak çalışıyorum. Sen Tahsin? Ben parfüm uzmanıyım şu anda. Falan. Parfüm evet. Uzmanı ne demek? Evet, yani parfüm içerik uzmanı. Türkiye'de üretiyorlar mı parfüm? Üretimi başka tabii de biz sunumundayız. Yani içerik bilgilerine sahibiz. Ha, öyle uzmansın. Kişisel okay. Analitik öneriler falan, evet. Şey yani normal parfümcüde parfümleri, her şeyi biliyorsun, bütün parfümleri. Ben mutlaka evet, parfümle evet. Gezerim bu arada. Ben kokuyu aldım zaten. Parfüm uzmanının koku alma duyusu gelişmiş mi olmalı? Tabii ki. Sen niye herkes adına cevap veriyorsun? Tabii ki. Yani ama tabii ki yani. İlk defa böyle bir konuk alıyorum. Hiç kimseye soru soramıyorum çünkü... Sen benimle konuş ya. Hem kafası büyük, tamam mı? Hem de acayip saçlar her yerde sesi çok gür ve fikri var her konuda. Tahsin, uyanın ve fitil isteyin. Ebrar, sen dün akşam tuvalete çıkamıyorum falan diyordun. Beni bu ülke çok bozdu. Çok yemekleri yaramadı. Hastalık var bende. Ama nereden bulacağım da bilmiyorum fitili. Bak bende fitil var. Annem vermişti. Sende yoksa fitil isteyeceğim. Bak bende fitil var diyor. Sende fitil ne arıyor? Annem vermişti ama bunun tarihi geçmiş. Resepsiyona... Resepsiyona bir danışalım. Yok, kendi fitilimizi kendimiz yapalım de bari. Evet, arayalım. Bu evet. Tarihi geçmiş ara bence. Dedi. Resepsiyonu ara benim bence. İçin sen ister misin resepsiyondan? Nasıl İngilizcen Ebrar? Öğreniyorum. Şu aşama, o aşamadayım. Sen, Tahsin? Hocam yani little little into the middle. Bu hareketten anlıyorum şöyle, orta hani, seviye ona da olur. Bir tanışsanıza İngilizce. Orta seviye. Uyandınız ve İngilizce konuşmanız gerekiyor. Hello. I'm fine, thank you. Evet. Biz yeni tanışmış olalım. Evet odada abi. Aynı odaya denk gelmişiz. İkimiz de milli sporcuyuz. Zannediyorsun ki o Hırvatistanlı mesela. Hırvat zannediyorsun. Bir şey diyeceğim. Hemen milli sporcu odalara bak. Hem voleybolda hem bir şey söyleyeceğim. Şu iki tip hangi alanda milli sporcu olabilir? Şu bakar mısın tiplere? Sen söyle. Mesela Ebrar'a bir bak Allah aşkına. Ayağa kalksana Ebrar. Benim yaptığım bir spor var zaten. Ebrar bence hangi alanda biliyor musun? Bağcılar trap müzik. Milli sporcu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Güzel tekvandocudur aslında. Aa, olabiliyor mu öyle şeyler? Olur. Ben kendim... Karnını göster. Aa, olmaz. Niye abi, ne olacak? Göster. Biz bizeyiz biz. Doluyum. İrfan olsa böyle yapardı. Aa, olmaz. Ben daha yeni evleneceğim. Daha evlenmedim bile. Ben kendim yüzücüyüm zaten. Aa, yani süper. Profesyonel olmasa da kendi çapımda. Şey gibi oldu. 3 yaşında yüzmeye başladım. 5 yaşında ilk dünya rekorumu kırdım. Evet. Güzel güzel. Olur ya. Olur olur. Teşekkürler. Bana bakar mısın? Sanki benden... Sana fark etsen bakmıyorum. Uyanın ve isteyin. Hadi resepsiyonu ara. Tahsin. Evet, ben arıyorum. Telefon tamam. Sesini kim evet. Yapacak? Telefon sesini Tolga yapsın. Bekliyorum hocam. Bir saniye, telefon çalsın önce. Derelere. Evet. Hello, can I help you? Hello, good morning. Yeah, you can help me, I guess. My friend has a problem. He has a
Kilosunu mu hesaplıyorsun? Çıkacağı şey kilosu bu. Peki telefonda niye böyle yapıyorsun? Burada şimdi ambiyans için böyle içimden geldi. Evet Tahsin. My friend need help because he is sick, I guess. He needs something. Do you need a doctor? Yeah, like that. Or aspirin. Gripin. Penicillin. Yeah, like that. Maybe a doctor would be good. Fitil olmadı ama olsun. Yani fitilin ama İngilizcesini... Vital yani. Vital. İrfan hiç Amerika'da fitil ihtiyacın oldu mu? Peki Amerika'da hiç mesela İngilizcenin kötü olduğu zamanlarda yaşadığın bir kötü olay oldu mu böyle? Bir şey anlatmaya çalışıyorsun ama anlatamıyorsun. Olmadı, ben gittiğimde biliyordum. Nerede öğrenmiş? İnegöl'de. İnegöl'de. Abi bu çocuğu İnegöl'ün ya başkanı yapsınlar ya bir şey yapsınlar ya gerçekten. Vital demiştin galiba. Tebrik ediyorum Tahsin'cim. Ebrar teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yok, çok teşekkür ederim. İngilizce öğrenmek istiyorsan gel. Evet, sizi buradayım. Geç tanıdım diyebilirim. Geç buldum. Ama kaybetmezsin. İnşallah. Kaç yaşındasın sen? Ben 26 yaşındayım. Süper, çok gençmişsin. Evet. Sen Tahsin? 36 hocam. 36. Canım benim ya. Bak ne kadar yaşamış, yaşlanmış. Neler yaşadı kim bilir. Ah hocam, ve fitiller falan. Evleneceksin. Evet, ikinci evliliğim olacak. İlki nasıldı? Muhteşemdi hocam yani. Kaç ay sürdü? 11 ay. 11 ay. Evet. Ben anlıyorum. Ayda, bak soruyu soruşundan belli kaç. Benimki de 5 ay sürdü. Konuşalım çıkışta. Olur hocam. Çok teşekkür ederim. Ebrar'cığım sağ ol. Tahsin. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Eyvallah. Şimdi sevgili Sinan Bey. Milli sporcu, manken, şarkıcı ve Özge'yi tavlayan kişi olarak seni hatırlıyoruz. Ne yapacaksın bu sene? Şarkı var mı yeni? Olmaz mı? Yine böyle hani tutacak, böyle viralleşecek. Evet, keyifli bizi şarkılar aynı var. Ayarda şarkılar, evet, olacak. Yeni bir proje var, çok başka. Ne tür bir proje? Biraz daha modern arabesk diyelim. Ha, modern müzikal bir proje, yani evet, şarkı. Evet, modern arabesk proje. Konser olarak da normal konserlerin olacak. Konserler devam ediyor zaten. Onları sürekli paylaşıyorum kendi Instagram'da. Okey, yani değişik mekanlarda olabilir. Evet, evet, aynen. Yani her anlamda işte klasik davet üzerine normal konserlerin aynen, olacak. Aynen. Ama senin zaten orkestran, ben geldiğimde de acayip güzel yorumlarınız falan çok beğenmiştim. Yani yalan yok. O konuda mükemmeldi ama şarkı üretmekte yarar var. Şarkı yine üretmek Özge'yi yani mi yapacaksınız? Özge'yle yapacağımız da var. Bireysel olarak yapacağım da var. Özge'ye de sanki canım ben artık tek yapacağım. Kıskanır mı? Üzülür mü? Zaten Özge benim tek yapmamı istiyor. Ha. Yani artık çünkü düş yakamdan diyor. Hayır, yani onun kılları sonuçta farklı. O hani böyle bir güzellik olsun diye beraber yaptık. Sonra da o çok da devam ettik. O şarkıyı Özge'yle değil de benle yapsaydın. Yine bu kadar izlenir miydi acaba? Neye bağlanıyorsun mesela o başarıyı? Aşağısındaki yorumları da okuyarak bize olan dönüşlerde de Özge'yle olan ilişkimizin doğallığını ve oradaki gerçekliği insanlar almış diyorlar. Mutlu musun baba olmaktan? Ya dünya ne mükemmel duygusu. Neydi adı çocuğun? Luna. Luna. Ebrar veya Tolga değil. Benimkine benziyor, benimki de Mila. Evet. Şimdi iki kadın seçmeni istiyorum. Senden. İki kadın. Evet. Ama komik olsunlar. Komik olsunlar. Gönüllü varsa gönüllü de olur. Tamam. Evet, biri sizsiniz. Evet. Biri de sizsiniz. Gelin, hoş gelin. Geldiniz. Hoş geldiniz. Adın ne? Rabia. Evet. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Adın ne? Betül. Hoş kim geldiniz. Benim öğrencim? Buyurun. Sen ve sen. İkisi de. Öğrenci misiniz? Evet. Ya ne güzel. Öğrencilerim olunca böyle onlarla oturup muhabbet etmek istiyorum. Bak ne kadar tatlı öğrencilerim var. Ne güzel abi. Seninkilerin hepsi. Bahtları güzel olsun inşallah. 4 ay sonra sor bahtlarını göreceksin. Ne iş yapıyorsun? Ben makine mühendisiyim. Mühendis. Sen? Ben de bankacıyım. Bankacı. Nasıl geçiyor hayat? Biraz sıkıcı ama... Yeni mi başladınız eğitime? Ben yeni başladım. Ben Eylül grubundayım. Aynı sınıftasınız. Aynen. Öyle işte. Ne güzel abi. Sor nasıl gidiyor de beni sor. Nasıl öğretiyor? Güzel öğretiyor. En beğendiğiniz özelliğini sorsana bana. En beğendiğiniz özelliğini sor. Tamam ben cevaplayayım. Sohbet havasında gidiyor ders. Öyle deme bak. Sonra anlamıyorlar. Ama sonra evet. Bir şekilde anlıyorsun. Yani dersi dinleyince bir şekilde oluyor ödevleri yapınca. Anlıyorsun ama anladığını nasıl anladığını anlayamıyorsun. Ödevleri yapınca anlıyorsun. Ha. Bir şekilde oluyor. O kadar para verdik diyor. İllaki olacak yani. Betül sen ne hissettin? Vallahi ben çok ümitli başladım. Yani bu sefer olacak dedim. Sonra ama buradaki ortamı görünce
Dedim ki ben... Olacak bence, olacak. Bu arada biz nasıl tanıştık biliyor musunuz? Ben yani hocalığını çok beğenerek takip ediyorum zaten. Canımsın, sağ ol. Bir gün takipleştik. Dedim abi, benim Bodrum'da, sen de Bodrum'dasın galiba, programlarımdan birine gelsene dedim. Aa, çok sevinirim falan deyip öyle hep beraber bir geldiler ekipçe. Öyle dostluğumuz başladı. Yani ya, bizim çok böyle hakikaten uzun yıllardır tanışıyormuşuz gibi ortamımız oldu bir anda, yani ilk geceden değil mi? Bunu da niye paylaştık bilmiyorum ama öyle. Birazdan baş başa şarkı söyleyeceğiz ya işte. Var mı yeteneğiniz Betül ve Özge miydi? Rabia. Hayır, Rabia. Abi, Özge ne ya? Ay, Özge senin karın değil mi? Allah'ım, resmen dilime o öbür şarkıyla beraber o dolandı şu an ya. Neydi o? Bir şen şarkı. Belki 14 bahar geç. Senin repertuarında var mıydı o şarkı? Var tabii. Peki ben seni görünce niye o şarkıyı hatırladın bir anda? O şarkıyı çok sevdim herhalde o akşam. Yollarıma çıkma, ayrılık ayları. Melih de senden bir hafta sonra geldi, beraber söyledik şeyi 14 bahar. Bir seni çok sevdim. Bir de baharları, bir seni özledim, bir seni bekledim. Benim bebek sesi gibi kaldı yanında. Unuttum gidenleri. Gidenler dönmüyor geri. Aa. Evet Betül, bir yeteneğin var mı? Ben şarkı söylemeyi çok isterdim. Onun sesim çok kötü. Gitar çalmayı bir başladım. Yeteneğin var mı canım benim? Yeteneğim yok galiba. Heh, bu şey gibi hani soru sorarsın bilmiyor. Böyle dolduruyor ki hoca belki bir 5 puan genelde verir. Evet, bir şey söyleyeceğim. Bu bilinen bir yanlıştır. Sesim kötü diye bir şey yok. Şimdi ses eğitilen bir şey. Ve herkesin bir ses range'i var. Yani senin sesini doğru olan yerden söylersen senin de sesin vardır. Piyasada birçok insan söylerim yani tek oktavdan söyleyen. Ses rengi diye de bir şey var. Değil mi kardeşim? Ses rengi diye bir şey var da mesela bazı insanlara benim sesim kötü gelirken bazı insanlara hayatımda duyduğum en iyi ses diyebilirsin. Önemli olan nasıl bir eğitim aldın, doğru yerden aldın ve sesini doğru geliştirdiğindir. Çünkü ses de bir kas, onu da geliştirebiliyorsun. Ama o sen yüzden... bir okul okumadın değil mi bununla ilgili? Aslında okumuş kadar oldum yani. Şöyle söyleyeyim, ben 7 yıl... Aynı Betül'ün cevapları gibi. Okumadım ama hocam şimdi şöyle söyleyeyim. İstanbul'a geldiğimde 2 yıl konservatuar eğitimi aldım ve konservatuarı müdürlerinden aldım. Şami Gökberk ve Keok Tavisyan'dan aldım, en iyi isimlerden. Sonra da 7 yıl Sezen Aksu'ya çalıştım. Rabia, oteldesiniz, uyandınız. Tamam mı? Evet. Böyle gidiyoruz. Uyanıyorsunuz otelde. Bunlardan seç hangisini istesinler. Hepsi mi? İşte bir tanesini seç. Benim olayım bu ya. İstesinler. Benim hadi. Olayım bu. Benim anne tarafım Mardinli biliyorsun. Ha. Hemşerim sen. Aynen. Anne tarafım Mardinli. Ben de alıyorum. O zaman siz benden bir çiğ köfte isteyin hadi. Evet, resepsiyondan çiğ köfte istiyoruz. Bir dakika, istiyoruz. Çiğ köftenin İngilizcesini bilmiyorsun. O konu çiğ zaten. Köfte, bilmeyeceğim bir şey olacak. Sen de söyleyeceğim. Bu bak, çocuklar yoksa konuşmam burada. O kısmı Türkçe söylesek olur mu? Ne? Çiğ köfte, çiğ köfte olarak söyleyelim. O zaman ne anlamı kaldı bu oynayacağın şeyin? Anlamayacak işte. Amerika'dasın. Evet, Amerika. Bir uyan. Başka bir şey de seçebilirim oradan. Bir çiğ köfte ihtiyacı yaratsın. Çok merak ediyorum. Betül'ün gözleri büyüdü. Betül çiğ köfte yiyor musun? Türkçe konuşacaksak okey. Ben adıyorum, anlayayım ya. Sen neresin? Ben Siirt'im. Siirt'te değil. Ne biçim seçmişim ya? Öyle hocam. Şey gibi olmuş. Üçgen gibi olduk, fark ettin mi? Sen? Anne tarafı Mardin, baba tarafı Yunanistan, Selanik. Adıyaman, Siirt, Mardin, benim annem de Vanlı. Oh yeah. Evet. Çiğ köfte. Uyanıyorsunuz, ihtiyacı yaratın. Ya ben çok çirkin uyanıyorum. Nasıl uyanacağınızı, nasıl uyanıyorsun? Çok çirkin. Çirkinden kastın da çok merak ya, ettim. Böyle gerine gerine falan uyanıyorum. Yapalım, varsayalım bence. Sen hayır ya, varsaymamadık. Yatağını ya, yapıyoruz. Ya, bak. Siz istediğiniz gibi uyanın arkadaşlar. Ya herkes ben ışıktan gözümü açamıyorum zaten, o yüzden. Evet. Sahne uyuyordun, ışığı. Işıklar yandı, öyle uyan. Tamam. Hadi uyanalım. Günaydın. Günaydın aşko. Günaydın bebeğim. Ya bir şey söyleyeceğim. Böyle rüyamda acı bir şey yiyordum. Ve canım acı bir şey istiyor. Yani mesela bana... burada çiğ köfte bulur muyuz? Dersin? İşte Amerika'dayız ama. Amerika. Amerika'dayız ama. Güzel oldu ama uygun oldu Amerika'yla çiğ köfte. Şimdi, evet. Şimdi biraz kayıyor. Sen aynen. Siirt mi demiştin? Siirt. Sen Siirtli gibi konuş. Betül, sen de Adıyamanlı gibi konuş. Tamam. O zaman uyanın. Adıyaman ve Siirt'ten siz milli sporcusunuz. Amerika'ya gönderildiniz. Peki, tamam mı? Peki ne sporcusuyuz? Ne sporcusu mu? Su balesi. Çiğ köfte yoğurma sporcusu. Su balesi. Hadi uyanın ve Siirtli ve Adıyamanlı gibi olun. Tamam, o zaman tam böyle şey. O zaman. O zaten doğal gidiyoruz o zaman. Tamam. Sen başla o zaman. Ben... Sen kendin ol yani Rabia. Evet. Tamam.
Günaydın aşkım. Günaydın canım. Adıyamanlar böyle mi? Siirt. Ya ben küçüklükten taşındığım için tam şey yapamıyorum ama deneyeceğim. Çiğ köfteye bağlanınca belki oradan gelir, yüklenir. Valla kaç gündür buradayız. Bir çiğ köfte olsaydı canım çok çekiyor yanında. Önce bir müzik açalım da müziğimizi dinleyelim de Rabia. Şimdi sen de müzik ol. Helal ol. Güzel bir şarkı açtı. Sen de kahtalı mıçıdan bir şey açalım de. Kahtalı mıçıdan hem de. Nasıl sen güzel bir şey aç. Ben çok dinlemiyorum ama. Kahtalı mıçıdan. Evet. Var mı kahtalı mıçıdan şarkı? O taraftan bir şey aç. Tamam işte siz söyleyin. Şarkı var, şarkıcı var. Söylesin hemen. Neymiş şarkı? Şarkıcılar da genelde müzik kutusu gibi görülüyor oradan. Sanki her şeyi biliyormuşuz gibi. Ya her şeyi atlıyor ama kahtalı mıçı demir döven o kahtalı mıçı. Evet. Var Muttal'da kız balkonda. Dur sen sallanır, söyle bir onu. Vay vay. Bak. Armuttal'da kız balkonda sallanır vay vay. Bir taş at. Dur. Onu bence şeye söyletelim bak. En arkada hanımefendinin yanında oturan. Evet. Siz söyler misiniz onu? Ezbere de tam bilmiyorum. Armuttal'da kız balkonda. Armuttal'da. İbrahim Tatlıses'in şarkısı değil mi? Ben öyle biliyorum. Evet ama o kahtalının aslında. Şarkıyı biliyorsun ama değil mi? Daha önce duydun. Oğlum bak sana güvenerek sıkıyorum buradan. Gerçekten. Evet kahtalı mıçı okudu. Kahtalı mıçı da İbrahim söyledi onu. Evet doğru bravo. Bakıyorum ama ritmini de tam bilmiyorum. Bu arada İsmail Türüt yazıyor. Ben İbrahim Tatlıses'in biliyorum. İsmail Türüt'ün mü? Yani burada İsmail Türüt yazıyor. O zaman Karadenizli gibi ver İrfan okusun. Ver mikrofonu. Karadenizli gibi oku. Oğlum İsmail Türüt yapmış ya. Tamam biz okuyalım hocam. Okur musun? Hadi oku. Karadenizli gibi oku ama. Amerika'da bu kadar oluyor diyeceğiz. Hadi. Uyanın bir daha. Bir de yayılıp toplanıyoruz. Her defasında. Yine bebişko diyeceğim mi? Bebişko demiyor, aşko diyor. Aşko. Tam bu sefer bebişko olsun. Bizim öyle şeylerimiz yok birbirimize. Evet başla. Abi senin gibi adam nasıl aşko diyeyim günaydın aşko ya. Bir uyumuşum. Vallahi çok güzel uyuduk. Aşırı çiğ köfte çekiyor canım. O zaman. Dün akşam böyle acı acı çiğ köfte yiyordum. Oh. Keşke bir tane şarkı da çalsak arkadan dinlesek. Kahtalı mıçıdan mı olsa acaba? Çok iyi olur. Tanımıyorum ama o olsun evet. Söyle şarkı. Bir taş attım pencereye. Keşke olmuş. Anası çıktı kızım evde. Yok dedi vay vay. Karadenizli gibi. Anası çıktı. İsmail Türk söylememiş. Ya aksan Karadenizli yok Karadeniz mu? Karadeniz aksanıyla yapıyor. Reddedecekler seni ya. Evet. Hocam o şekil çıkmaz. Bir dene. Hocam evlenecek bu insan. Çok şey yapmıyor. Üstüne gitmiyor. Bir taş attım pencereye. Hocam bende Karadeniz aksanı yok. İnegöl'ler nasıl yapıyor? İnegöl'ler buna yakın. Evet çiğ köfte istiyoruz bitiriyoruz. Bir soralım resepsiyonu. Böyle ağzıma acı acı bir tat geliyor. Bir ay acı acı tadına değil. Taktı ya. Evet devam et. Hocam role giriyorum şu an. Evet bankacı devam et. Bir çiğ köfte iste bize ya şuradan. Bir resepsiyona arayalım mı kalın mı? Oda number söyle onu. Adıyamanlı çiğ köftecisi varsa. Yok sanmıyorum ama istersen bir ben söyle bize ya. Ben şu an resepsiyoncu olarak nasıl yardım edeceğimi düşünüyorum. Anlatsın bakalım. Çok zordalar çünkü yani. Evet. Aradık. Tamam sen ara. Ben arayamam, kontrolüm yok. Betül arasın. Evet, oh, Betül ara. Vardır herhalde Amerika'da, bilmiyorum. Amerika değil. Oteldesiniz abi, ne kontrolü? Ha, otelden gidiyordu. Sen neyse, ara. Arayayım ben bir resepsiyonu. Ara, Betül, ara. Müzik çalma sesi. Ha, onsuz olmuyor yani. Alıştık hocam. İyice şımardılar, evet. Evet sağsın. Sen yap. Sen nasıl unutmuyorsun ya onu? Hocam çok seviyordum küçükken. Hep zil sesimi onu yapıyordum. Ama özel ayarlamışlar, şey çalıyor. Hutti kurti çalmıyor, şey çalıyor. Neydi senin şarkının adı? Özge ile meşhur olan senle şarkı. Senle ben. Senle ben çalıyor. Onlar ayarlamış telefonu, telesekreter. Harika. Hocam sözlerini hatırlamamışım. Bil ki bize bir düzen, hepimize bir düzen lazım. Çok güzel söylediniz. Yani aşk şarkısını neye getirdin ya? Abi benim bilinçaltıma girdi, bir daha geçmez. Buradaki herkesin aklına o gelecek bundan sonra. Söyle. Şimdi sana bir düzen, bana bir düzen, bize bir düzen. Bize çiğ köfte lazım. Lazım. Evet, açtık ve kapatıyoruz. Evet. Açıyoruz. Hello, can I help you? We want to çiğ köfte. I don't understand. What it means to çiğ köfte? Çiğ köfte is is with meat. If you want, you can search. Ne dedin Rabia sen? Araştırsın dedim hocam. Araştırsın. Kız resmen Kurtlar Vadisi'ndeki bir mafyanın kızı gibi bir şey. Allah babama vurdururum ha.
Devam et, gir araya. Evet, if you want dedin ya az önce. Hello. Hello. I would like çiğ köfte. You know çiğ köfte? No. What's mean çiğ köfte? Ama İngilizce değil. This is Turkish. Latça, Adıyamanlı. Siirt dili konuş. Hocam öyle mi konuş? Evet. Siirt'te İngilizce konuşmuyoruz ki. Siirt. Tamam. Hello. Oda number one. Bu espri yapmam lazım. Oda number. Oda number'a isteyeceğiz. Buraya. 518. 518. What's your number? Sorry. Oda number one. Okay. Two. Evet. I would like çiğ köfte. I want çiğ köfte. Do you know çiğ köfte? This is Turkish köfte. Nice, but I don't understand. What does mean çiğ köfte? If you can searching, please. Searching, please for. Neyse ki benim sonu çok güzel bağlandı. Öğrencim kendisi, evet, bir sicil numarası var fakat daha yeni başladı. Daha yeni, bir hafta hocam daha. Şey yapacağım, oradan belirteç isim yapabilirim sen. Şimdi az önce Betül çiğ köfte isterken dedi ki, we want to dedi ve burada kafasını kaşıdı, bekledi. Şimdi bu ne demek Betül? Bu mekmak demek. Dolayısıyla böyle bir kalıp yok. Yani we want to diye bir kalıp yok. Kalıp şu, eğer illa kalıpsa yüklemin İngilizcesi. Var ya, seni var ya, yiyeceğim seni. Hele bir yapın da yiyek o zaman. Hele dur bir sıkalım, yiyeceğim seni. Evet, devamla. Siz de var ya, bak iki gün takılsam İngilizcemi unuturum, emin ederim. Hocam ben hep... İşte mottomuz o değil mi zaten? Yabancı arkadaşlarım var. Falan. Onların bile şivesini değiştiriyorum böyle. Ya şu, Betül'cüm sana söylüyorum. Lütfen sen bakma, o tarafa bak. Betül, böyle bir kalıp yok. To mekmak demek. Dolayısıyla buraya gelecek olan şeyin eylem olması lazım. Yani buraya ancak go gibi, eat gibi, have gibi. Ne gibi? Have. Tamam mı? Böyle bir eylem, fiil getirmen lazım. Ama sen böyle bir şeyi kalıplaştırır da buraya we want to çiğ köfte dersen olmaz. Çünkü çiğ köfte bir isimdir. Bu mekmaktır. Mekmak bildiğiniz gibi eylemlere gelen bir şeydir. Dolayısıyla bu want olsun veya az önce Rabia çok güzel yaptı. Rabia ne kullandın sen burada? I would dedim. Would dedin ve to demedi. Mesela would like. Bak would like dedi. Garcası hocam. Ama evet ama to demedin. Yani want'ın kibarcasını söylemiş gibi oldu. Sonuçta would like da desen, want da desen, to şeklinde bir kalıp yok. To ancak kendisinden sonra eylem varsa olur, mastar olarak, ama eylem yoksa we would like çiğ köfte, we want çiğ köfte olacak. O to kalıbını hazır yeri gelmişken çıkarayım dedim aradan. Çünkü süper, bunu resepsiyonistler de bazen yapıyor. Teşekkür ederim hepinize. Sağ olun. Evet. Sevgili Rabia, dur kız. Hoş. Kalkıyoruz, gidiyoruz ya, Allah Allah. Dur. Gidiyoruz ya. Ay, he, tamam. Ne diyor Siirtler giderken? Bir şey diyor mu özel bir şey? Şebaş. Çok memnun oldum. Görüşürüz. Tamam. Betül, hoşça kal. Alacaklar mikrofonu oradan. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili kardeşim. Gözlerin içi gülen böyle nadir insanlardan birisin. Eyvallah. Ve çok seviyorum seni. Çok teşekkür ederim. Yani sadece bilmiyorum, çok aşırı böyle kibar konuşuyorsun ya. Yok be, niye kibar konuşayım? Orada benim şiirle girişim geliyor yani. Kibar mı konuşuyorum? Hayır, kibar derken tonun çok güzel ya senin. Okey, teşekkür ederim. Yani böyle kadınların seveceği bir ton. Güzel konuşuyor, tatlı konuşuyor da. Çok teşekkürler. Bir süre sonra benim konsantrasyonum hep şiire gidiyor. Yani böyle orada oraya girecekmişiz gibi geliyor. Ama tabii ki saygı duyuyorum yani. Beni... şarkı mı giriyorsunuz? Falan. Ya ama ben çok seviyorum. Sinan'la bizim şarkımız bu arkadaşlar. Vallahi bak. Cebimde. Gözümde canlanır. Koskoca mazi. Sevgilim nerede? Ben neredeyim? Suçumuz neydi ki? Ayrıldık böyle. Kaybolmuş benim, bak ne haldeyim. Bir daha. Gözümde sen söyledin. Koskoca mazi, sevgilim nerede, ben neredeyim? Gördü beni sesiyle. Suçumuz söyle. Ki ayrıldık böyle, kaybolmuş benim. Bak ne ya haldeyim. Ya ama onların Özge ile klibinde ışık yoktu. Işıkları almamız lazım bizim. Sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdı kadere.
gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan haber ver dilek taşı. Efkarım bir iki sığmaz içime, bin sitem etsem de azdır kadere. Gülmeyi unutan yaşlı gözlere mutluluktan haber. Canım benim. Evet, for example'dan Sinan Güler yüz geçti. Kendisini alkışlarla uğurlayacağız ama bir fotoğraf çekelim. Fotoğrafçımız buradayken. Tabii ki. Hazır. Hatıra fotoğrafı. Şenay geliyor. Hemen git. O da çekilmeye çalışacak. Bak yukarıdan indi şimdi aşağı koşuyor. Yeah, yo. Evet. Şenay'cığım neden? Ne yapacaksın? Mesela... Gözümde canlanır koskoca mazi. Çok uzunsunuz yalnız. Sevginim nerede? Ben neredeyim? Suçumuz neydi ki? Ayrıldık böyle. Ben aranıza girmesem mi? Kaybolmuş. Benliğim. Bak ne haldeyim. Evet. Kaçıyorum o zaman ben. Kendine iyi bak. Tamam abi. Görüşürüz. Tekrar. Eyvallah. Hoşça kal. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Çok evet, sağ olun. Evet, Sinan Güler yüzü alkışlarla uğurluyoruz. Oldukça vaktinizi aldık. Hakkınızı helal edin. Hepinizi çok sevdim. Keşke tek tek tanışıp konuşabilseydik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Jiggy, is all I know. Really big booty is what I saw. I'm not sure you got what I wanted to show, 'cause you're so cute. Jiggy, is all I know. Really big booty is what I saw. I'm not sure you got what I wanted to show, 'cause you're so cute.